Merhaba arkadaşlar. Patiğimizi bitirdik. Patiğimizin son hali bu şekilde olacağı için bu şekilde gördünüz. Yapılışını gördük arkadaşlar daha doğrusu. Daha sonra ben bunu işledim, patiğimi süsleme yaptım. Son halimiz bu şekilde olacağı için diğer patiğimi de sizinle yapmak istedim. Şimdi beraber süslemesini yapalım. Şimdi süslemesini yapmak için öncelikle iplerimizi alalım. 3 tane ip kullandım. Ben 3 renk ip kullandım. Kahverengi, bej rengi ve kırmızı 3 tane renkli ipimizi kullandık. Önce buranın ipini taktıktan sonra daha sonra eşit bir şekilde aynı şekilde boyutta yapış şeklimizde iki parça ip alacağız. İsterseniz iplerimizi alalım. İplerimizi alalım, iki kat alalım. Diyelim ki 'Kızım şu anda bana yardım ediyor. 50 santim ipimizi alalım. Ama dediğim gibi iki kat alalım. İki kat 50 santim ipimizi alalım. Evet, 50 santim. Yalnız bu 50 santimimizi iki kat alalım. İki kat yaptıktan sonra keselim. Buradan keselim ipimizi. İki kat 50 santim ipimizi aldık. Kızım şu anda bana yardım ediyor. Bu şekilde kırmızımızı alalım. İki kat, iki kat da bej rengi ipimizden alalım. İki katı ölçelim yalnız. 50 santim iki kat iplerimizi alalım. Daha sonra diğer işlemini yapalım. Şimdi kahve ipimizi kestik. Gördünüz, iki kat kestik. Şimdi sıra kırmızı ipimizde. Kırmızı ipimizi yine 50 santim alalım. 50 santim. Dediğim gibi 50 santim iki kat. İki kat 50 santim yine kırmızı ipimizi aldık. Kırmızı ipimizi de aldıktan sonra yine keselim ipimizi. Yine kenara koyalım. Şimdi sıra bej rengi ipimizde. Bu ipimizi de yine iki kat alalım. 50 santim. 50 santim yine ipimizi alalım. Dediğim gibi yine bu iki kat olmak şartıyla 3 tane 3 renk ipimizi 50'şer santim iki kat olarak almış olduk. Evet, ipimizi keselim. Yine ikiye katlayalım. İkişer kat kestik iplerimizden. 50 santim gördüğünüz gibi bu şekilde ikişer kat iplerimizi kestik. Daha sonra bu iplerimizi ortadan bölelim. Ortadan böldük. Diğerini de bölelim.
Hepsini bu şekilde iplerimizin ortadan keselim iplerimizi. Diğerini de keselim. Şimdi iplerimiz ayrı ayrı, gördünüz, 2, 2, 4, 6 tane ayrı iplerimiz oluştu. Şimdi bunları ayıralım. Her renkten birer tane. 3 renk ipimiz oldu. Bu kenarda kalsın. Önce birini yapalım, daha sonra diğerini yapalım. Gördüğünüz iplerimiz 3 kat. Bu iplerimiz de 3 kat. Bunlar burada kalsın. Bu 3 rengimizin hemen şöyle bir düğüm atalım. Daha sonra iplerimizi tek tek bükerek bağcık yapacağız. Evet, düğümümüzü attık. Gördünüz. Şimdi bu iplerimizi tek tek bükeceğiz içe doğru arkadaşlar. Bu ip bükmeyi eskiden annelerimiz yapardı, bilirsiniz siz de. Bu ip bükmelerimizi tek tek bükelim. Bu şekilde içe doğru elimizin içinde bükelim. Bunu tabii ki tek kişiyle olmuyor. Şu an kızım bana yardım ediyor. Siz de evde kimseyi bulamazsanız herhangi bir yere takıp bu şekilde bükersiniz. Şimdi diğer ipimizi de aynı şekilde bükelim. Bu açılmaması için. Katların açılmaması için. Bu şekilde bükelim. Bu da yeterli. Bunu da yine tutalım. Sıkıca. Dediğim gibi yalnız karşınızda biri olması gerekiyor. Şimdi sonuncu ipimizi de bükelim. Sonuncu ipimizi de bükelim. Daha sonra üçünü ucuca getirerek ucuca getirelim. 3 tanesini bu şekilde. Şimdi bükme olayımızı içi yapmıştık da şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tam tersini yapalım. Böyle dışa doğru bükelim. Dışa doğru bükelim ipimizi. Dışa doğru. Dışa doğru ipimizi bükelim. Gördünüz, ipimizi bükmüş olduk. Diğer tarafına da düğüm atarak başa atmıştık. Diğer tarafına da düğüm atarak ucuları ne yaptık? Bağlamış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi bu ipimizi bu deliklerimizden geçirelim tek tek. Bu şekilde bir içe bir dışa ipimizi geçirelim. Tekrar içe aldık ipimizi. Dışa. Gördünüz. Tekrar içe. Bir içe geçiyor gördüğünüz gibi.
bir dışa. Bir atlıyoruz arkadaşlar. Bir içe geçirelim. Tekrar atlayarak, delik atlamıyoruz farkındaysanız. Aradaki boşluğumuzu atlayarak dışa geçirdik. İç yüzüne aldık ipimizi. Dışa, içe bu şekilde takalım ipimizi. İpimizi çekelim. Fazlasını zaten bağlayıp keseceğimiz için tekrar eğer ki şey yaparsınız arkadaşlar renk olarak beyaz da hem erkek çocuğuna gidiyor biliyorsunuz hem kız çocuğuna da yapabilirsiniz. Bu da gider aslında. Gördünüz arkadaşlar. İpimizi geçirdik. Şimdi ipimizi geçirdik. Şimdi diğer ipimizi de bükelim. Hazır olsun bir köşede. Yine belki görmek isterseniz düşüncesiyle bu 50 santim iplerimizi ne yaptık? Uçlarını bağladık. Düğüm attık. Bunu bükebilmek için sırayla tabii ki karşıda düğümümüzü arkadaşınız olması gerekiyor ya da kızınız olması gerekiyor. Şimdi bunları içe doğru, kendinize doğru iplerimizi bükelim sırayla hepsini. Ayrı ayrı. Önce bu şekilde içe doğru bükelim. İçe doğru bağcığımızı yapalım. Evet, sıra diğerinde. Yine gergin bir vaziyette tutalım. Ayrı ayrı iplerimizi içe doğru, kendimize doğru bükelim. Diğerini de aynı şekilde bükelim. İpimizi gerdirelim. Gergin vaziyette olsun. Evet, gördüğünüz iplerimizi aynı şekilde içe doğru, kendimize doğru bükmüş olduk iplerimizi. Evet, ipimiz kaçtı. Ona da dikkat edelim. Yine bükelim ipimizi. Evet, iplerimizi üçünü de bükmüş olduk. Şimdi diğer uçlarını alarak üçünü birleştirdik. Şimdi tam tersi. İçe doğru değil de biraz dışa doğru. Dışa doğru bükelim. Üçünü bir bükelim. Farklı bir şekilde ipimizi
dışa doğru bükelim. Önce ne yaptık? İçe doğru büktük. Hepsini ayrı ayrı büktük. Şimdi dışa doğru bükmüş olduk. Düğüm atmıştık başına. Diğer başına da açılmaması için düğüm atalım. Bu da bir kenarda kalsın. Bunu daha sonra bağcığımızı bunu yapacağız, takacağız. Şimdi patiğimizin dikişini yapalım. Kendi renginden ipimizi alarak patiğimizin dikişini yapalım. Daha sonra da işlemesini yapalım. Sıkı olmasın. Bunu güzelce ipimizi yerleştirelim. Fazla ipimizi de keseceğimiz için içe kalacak. Fazla ipimiz içte kalacak. Şöyle ayarlayalım. Buradan düğüm atacağız işte. Evet. Şimdi patiğimizi çevirerek dikişimizi yapalım. Şu ipimizde kalan ipimizi biraz dikişimizi yapalım. Daha sonra bittiği yerde diğer ipimizi alalım. Bu ipimiz de değerlenmiş olsun. Şimdi patiğimizin dikişini yapalım. Tam kenarlardan. Tam kenarından iğne ardı yaparak patiğimizi dikelim. Şu an ipimiz bitti. Diğer ipimizi takalım. İpimizi sabitleyelim. Kaldığımız yerden dikişimize devam edelim. Tam kenardan bu şekilde patiğimizin dikişini yapalım. Bir aşamamız daha var dikişle alakalı. Onu da gösterdikten sonra süslemesini yapalım. Bu iplerimiz işte kalacak. Geldik şimdi tabana. Tabanımızda aynı şekilde ipimizi koparmayacağız. Aynı şekilde kenarından dikerek gidelim. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Patiğimizi diktik.
Tabanımızda diktik. İğne arkası yaparak. Bitti. Şimdi bu ipimizi biz yedirelim. Kalan ipimizi bu şekilde yedirelim. İpimizi bu şekilde yedirelim. Kalan ipimizi de keselim. Diğer taraftan kalan iplerimizi bu şekilde yedirelim. Diğer ipimizi de aynı şekilde öyle rastgele diker gibi yaparak yüzeyden evet iplerimizi de yedirdik. Kalan iplerimizi keselim. Şimdi sıra geldi bağcığımıza. Buradan bir düğüm atalım. Daha doğrusu iki düğüm atalım. Açılmasın. Bir, iki düğüm atalım. Şu fazla iplerimizi keselim. Şimdi gördünüz, arkadan diktik, dikişimizi yaptık. Bu bağcığımızda süslem yapmıştık biliyorsunuz. Bağlayarak arkadan fazla kalan iplerimizi kestik. Şimdi patiğimizi çevirelim. Patiğimizin şimdilik görüntüsü bu. Dediğim gibi şimdi bu bağcığımızın gelen kısmını dikiş yapacağız. Şu anda patiğimiz biraz büyük. Eğer küçük olmasını isterseniz, bu şekilde olmasını isterseniz dikmeyebilirsiniz de. Patiğimiz biraz daha büyük duruyor. Diktiğimiz zaman, burayı dikiş attığımız zaman hem de model vermiş oluyoruz hem de patiğimiz küçülüyor. Şimdi isterseniz aynısını yapalım. Dediğim gibi siz isterseniz bu dikişi yapmayarak patiğiniz biraz daha büyük olabilir. Bu dikişini de yapalım. Kendi sarı renk ipimizle yapalım. Daha sonra süslemesini yapalım. Kendi rengimizden ipimizi alalım. Dediğim gibi arkadaşlar aslında bu şekilde de güzel duruyor. Yok o, bu modeli vermek istersek, bu kenar modelimizi vermek istersek dikişimizi yapalım. Böyle olsun isterseniz, hani biraz daha patiğimiz büyük dursun, çocuğunuza göre büyük olsun isterseniz bu şekilde de güzel duruyor. Dikmeyebilirsiniz. Şimdi dikişimizi arkadaşlar. Dikişimizi iğnemizi yine herhangi bir yerden alttan sokalım iğnemizi. Düğüm içe geçirelim. Bu torlarımızdan altlı üstlü dikelim. Torlarımızı takip edelim. İğnemizin battığı ve çıktığı yeri görelim. Torlarımızdan. Gördünüz, üstteki torumdan ve alttaki torumdan çıktı. Çok sıkı da değil, gevşek de değil. Gelişi güzel torlarımızdan. Bu kenarımızı dikelim. Düz yüzünden. Kendi rengi olduğu için
Araya kaynıyor zaten dikişlerimiz. Bir alttan bir üstten dikişlerimizi bu şekilde takip edelim. Kenara kadar dediğim gibi dikişlerimiz çok sıkı olmayacak şekilde bir altta bir üstte torlarımızı takip ederek birinci torumuzun arasına girerek görelim iğnemizin battığı çıktığı yeri görelim. Bir alttan bir üstten bu şekilde dikişimizi yapalım. Dediğim gibi siz yapmayabilirsiniz de. Bu dikişi yapmadan da hoş duruyor. Patiğiniz biraz daha büyük olmuş oluyor. Böyle yaptığımız için patiğimiz biraz daha küçülüyor. Patiği yaptınız. Çocuğunuzun ayağına büyük geldi. Bu şekilde üçlükten sonra dikebilirsiniz. Hani bu da bir ayrı bir hava veriyor. Bu dikişimiz bu şekilde dikişlerimizi yapalım. Sona kadar aynı bu şekilde görelim. İğnemizin battığı çıktığı yeri torlarımızın arasından gördünüz. Torlarımızın arasından birinci torumdan ve diğer üstteki torumdan batarak gördünüz. Bir alt bir üst dikiş yapalım. Bu kenara kadar bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu arkaya başladığımız yere kadar aynı bu şekilde dikelim. Dikişimizi yaptık. Evet, dikişimizi yaptık. Sonuna geldik. O kadar aşırı düğüm atmaya da gerek yok. Sadece böyle bir düğüm atalım. İçe, ipimizi içe doğru. Burada ipimizi kaybedelim. İpimizi içe geçirdik ve dıştan çıkardık. Bura patiğimizin altı. Burası da kenarı. Şimdi işlemimizi yapalım. Aslında işlememizi dikmeden önce de yapabilirdik arkadaşlar. İşlememizi yapalım ortamızı. Daha sonra bağcığımızı takarak bitirelim. İşlememizi buraya yapacağız. Ortasını bularak işlemimizi yapalım. Daha sonra yapraklarımızı yapalım. Bittikten sonra bağcığımızı takıp bitirelim. Şimdi işlemimizi yapalım. Önce açık renk ipimizi alarak göz kararı biraz ipimizi keselim. Dediğim gibi patiğimizi dikmeden önce yaparsak daha kolay olur. Bu işlememizi düğümümüzü atalım. Yine içten herhangi bir yerden ipimizi tutturalım. Orta işlemimizi yapacağımız için şimdi ortaya göz kararı ayarlayalım. Ortasını bularak
İğne ardımızı yapalım. İğne ardı dediğimiz, siz farklı bir şey de söyleyebilirsiniz. Bir, bu şekilde. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sardık. İğnemize sıkıca tutalım. Yine göz kararı ortaya gelecek şekilde batalım. Şimdi ipimizi, evet, ortamızı yapmış olduk. İğnemizi sararak 15, 16, 17, sayı o kadar da önemli değil. Büyük isterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Tekrar bunun işi bitti. Şimdilik bunun işi bitti. Tekrar alta geçerek ipimizi sabitleyelim. Düğümümüzü atarak bu ipimizi koparalım. Evet, şimdi sıra kırmızı rengimize geldi. Kırmızı rengimizi takarak göz kararı ipimizde yine içine, yine dediğim gibi patiğimizi dikmeden yaparsak daha kolay olacak bu iş. Yine aynı noktaya batarak yine aynı yere batalım ve iğnemizi çıkaralım. Yine ipimizi, iğnemizi saralım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. 17 kez ipimizi sarmış olduk. Yine aynı noktaya açık renk bir önceki yaptığım yere, aynı yere batmış oldum. Ve aynı yerden çıkarmış oldum. Evet, gördünüz. Biraz daha büyük olsun isterseniz sarmaları, dolamayı iğnemize 20 de yapabilirsiniz. Yine aynı yerden çıkarak, yine aynı yerden çıkarak aynı noktadan başladığımız için yine ipimizi saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dediğim gibi siz 20 de yapabilirsiniz. Biraz daha büyük isterseniz. İplerimizi kaçırmadan aynı noktaya batalım. Aynı noktaya battık ipimizi, yine kaçırmadan. Ve ipimizi çekmiş olduk. Evet, şimdi süslememizi de yaptık. Yine patiğimizin çevirerek ipimizi sabitleyelim. Buraya bir düğüm atalım. İpimizi koparalım.
süslememizi yapmış olduk. Gördünüz arkadaşlar. Süslememizi yaptık. Dediğim gibi küçük de yapabilirsiniz. Biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi sıra yeşil yapraklarımıza geldi. Şimdi sıra yapraklarımıza geldi. Yine patiğimizi çevirerek ipimizi herhangi bir yerden sabitleyelim. İpimize düğüm attık bu arada. Şimdi aynı yerden yine aynı yerden iğnemizi batırdık ve ipimizi aynı yerden çıkarmış olduk. Şimdi tam ortasını bularak aynı yerden yine batalım. Ve iğnemizi aynı yerden çıkalım. Diğer taraftan yine tepesine burasını sabitleyelim. Tekrar yine aynı noktadan çıkaralım iğnemizi. Bunu dik yaptık. Diğerlerini çapraz yapalım yapraklarımızı. Yine aynı yerden batarak çapraz yaprağımızı yaptık ama bu ipimiz burada kaldı. Bunu sabitleyelim. İpimizi sabitleyelim. Tekrar aynı yere batalım. Tekrar yine aynı yerden iğnemizi çıkaralım ortadan. Çok da sıktırmayalım. Yine çapraz bir şekilde göz kararı yandaki yaprağımızı yapalım. Göz kararı ayarlayalım. Yine evet ortasından iğnemizi çıkarmış olduk. Tekrar tepesini sabitleyelim ve diğer yapraklarımızı yapabilmek için üste geçelim. Yine aynı üste geçtiğimizde aynı işlemi yaparak yine ortasını bulalım. Aynı noktalara batalım. Aynı noktalara bu birinciyi böyle dik olarak alalım. Dik olarak alalım. Daha sonra çapraz alalım diğer yapraklarımızda. Bunları da aynı yerden bir öncekini nasıl yaptıysak bunu da aynı yerden aynı şekilde yapalım. Üst kısma geçtik şu anda. Çok sıktırmayalım yapraklarımızı. Bunu dik yaptık. Diğer yapraklarımızı yanlara çapraz gelecek şekilde yapalım. İğnemizi çıkarmadan ipimiz gördüğünüz iki kat oldu. Ve bu ipimiz burada tepesinde kaldı. Bunu da aynı tepesine batarak diğer aynı noktadan çıkalım. Şimdi tekrar yine aynı noktamıza batarak çapraz olarak çapraz olarak tepesinden iğnemizi çıkaralım.
Yine aynı tepemize çıkarmadan batalım ve bitirelim. Şu anda işlemimiz de bitti. İpimizi sabitleyip ipimize düğüm atarak koparalım. Dediğim gibi işlememizi patiğimizi dikmeden yaparsak daha kolay olacaktır. Evet, patiğimizin çiçeğini yaptık, orta çiçeğimizi yaptık. Kenar yapraklarımızı yaptık. Şimdi patiğimiz, kenarda ipimiz vardı. Daha önceden hazırladığımız, bükerek hazırladığımız 3 katlı ipimiz vardı. Bunu ölçülerimiz aynıydı biliyorsunuz. Birini bu kenar süslemimize takarak, diğerini de patiğimize bağcık yaptık. Şimdi dediğim gibi, bir daha izah edeyim. İstersek buradan takarız, tam ortasını bularak. Modelimizin birinci deliğinden takarız. İstersek ikinci üstten takarız. Ben üstten daha hoş duracağını düşünerek üstten taktım. Dediğim gibi siz isterseniz birinci sıradan da takabilirsiniz. Patiğimizin ortası burası. Modelimizin ortası burası. Şimdi yine üstten ipimizi geçirdik içe. Tekrar diğer modelimizin deliğinden çıkardık. Tekrar içe geçirdik. Modelimiz delikli olduğu için. Yok, o model önemli değil. Eğer farklı model de yapabilirsiniz. Modeliniz deliksiz olabilir. Bu bağcık bölümüne yalancı atarak delik yapabilirsiniz. İstediğiniz modeli de koyabilirsiniz. Bu şart değil arkadaşlar. Tamam, modelim benim böyleydi. Ben bu şekilde yaptım. Tekrar sıramızı şaşırmayalım. Bu şekilde bağcığımızı takalım. Yine taktığımız noktaya geldik. Arada iki tane torumuz var. Modelimizin toru. Tam ortasını bularak bağcığımızı takmış olduk. Şimdi modelimiz bitti. Süslemesini yaptık. Bağcıklarını taktık. Patiğimiz şu anda hazır. Dediğim gibi açık renkle de yapabilirsiniz. Bu kız çocuğuna yaparsanız arkadaşlar buraya boncuklar da takabilirsiniz. Bu bağcıklarımıza. Evet arkadaşlar, bağcığımızı da yaptık. Şöyle bir bağlayalım isterseniz. Patiklerimiz hazır şu anda. Böyle hafiften bağlayarak. Evet. Evet arkadaşlar, patiklerimiz bitti. Şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.